وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِهُمْ <laughs> يُقِنُونَ Kur'an-ı Kerim, bu ayet gibi çok ayetlerde terkiplerin, kelamların muhtemel bulundukları ihtimallerden ve cihlerden bir ihtimalini veya bir veçini bir emare ile tayin etmemekle nazm-ı kelamı mürsel ve mutlak bırakmıştır. Bu da icazı intac eden icaza menşe olarak latif bir sırdır. Şöyle ki, belagat muktezai hale mutabakattan ibarettir. Kur'an'ın muhatapları muhtelif asırlarda mütefavit tabakalardır. Bu tabakalara müraaten, muhavere ve mukalemeyi o asırlara teşmil etmek üzere, çok yerlerde tamim için hazf yapıyor. Çok yerlerde nazm-ı kelamı mutlak bırakıyor ki, ehli belagat ve ulûm-ı arabiyece güzel görünen vecihler, ihtimaller çoğalsın ki, her asırda her tabaka fehimlerine göre hissesini alsın. Bu ayeti makabliyle nazım ve rapt eden münasebet, Kur'an-ı Kerim evvelki ayetle tamim yaptıktan sonra bu ayetle tahsis yapmıştır. Evet bu ayet ehli kitaptan iman edenleri tahsisle şereflerini ilan ve imana gelmeyenleri imana teşvik ediyor. Abdullah İbni Selam ele alınarak diğerlerinin Abdullah İbni Selam gibi olmaları için yapılan teşvik gibi. Ve keza Kur'an-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve Risalet-i Muhammediye'nin bütün milletlere şamil olduklarını tasrih etmek üzere, her iki ellezine ile müttakinenin her iki kısmına tansis edilmiştir. Ve keza yu'minûne bil gayb sadefinde bulunan imanın rükünlerini beyan etmek için icmalden sonra tafsile geçmiştir. Çünkü bu ayet kitaplara kıyamete sarahaten, rusul ve melaikeye zımnen delalet eder. Kur'an-ı Azimuşşan burada vel mu'minûne bil Kur'an gibi icazlı ifadeleri terk edip وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ ile itnabı ihtiyar etmiştir. Şu itnab, bu makamı yüksek nükte ve letaifle tezin etmek için ihtiyar edilmiştir. 1. Esma-i mevsule ve mübhemeden bulunan ellezine, burada hükmün medarı ve maksadın esası iman sıfatı olduğuna ve mevsufuyla sair sıfatları iman sıfatına tabi, ve altında görünmez bir durumda olduklarına işarettir. 2. Yalnız zamanların birinde subutu ifade eden mu'minûne kelimesine bedel, fiil sigasıyla yu'minûne tabiri, nüzul ve zuhur tekerrür ettikçe imanın teceddüt ettiğine işarettir. 3. İbhamı ifade eden ma, imanı icmalinin kafi geldiğine ve imanın hadis gibi batını ve Kur'an gibi zahiri vahiylere şamil olduğuna işarettir. 4. Ünzile maddesi itibarıyla Kur'an'a iman, Kur'an'ın Allah'tan nüzulüne iman demek olduğunu gösteriyor. Kezalik Allah'a iman, Allah'ın vücuduna iman, ahirete iman, ahiretin gelmesine iman demektir. 5. Ünzile maziye delalet eden heyeti itibarıyla henüz nazil olmayanın nüzulu, nazil olanın nüzulu kadar muhakkak olduğuna işarettir. Ma'ahaza, yü'minûne'deki istikbal, ünzilenin maziliğinden neş'et eden noksanı telafi eder. Yani henüz nazil olmayan kısım, ünzilenin şumulu dahilinde değilse de, yü'minûne'nin şumulu altındadır. Bu tenzil meselesi, Kur'an'ın çok yerlerinde vuku bulmuştur. Bazen mazi istikbale misafir gider, bazen de muzari mazinin memleketine gelir. Bunda çok latif bir belagat vardır. Şöyle ki, bir adam kendisine göre henüz geçmemiş bir şeyi maziye delalet eden bir sigayla işittiği zaman zihni heyecana gelir, ayılır, anlar ki muhatap yalnız o değildir. Belki arkasında muhtelif mesafelerde pek çok ayrı ayrı taifeler, saflar bulunmakla, kendisine tevcih edilen hitapları, nidaları, ilahi hitabeleri, arkasında bulunan bütün o taifeler işitir gibi zihnine gelir. Aleyke'ye bedel İleyke'nin zikri, resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın teklif edilen risalet vazifesini cüz-i ihtiyarisiyle haml ve kabul etmiş olduğuna, ve bu hizmet Cibril tarafından görüldüğünden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın daha yüksek olduğuna işarettir. Çünkü ala da ihtiyar olmadığı gibi vasıtay nüzulün daha yüksek olduğuna delalet eder. İleyke'deki zamirin ismi zahire tercih sebebi, Kur'an ve Kur'an'a ait hususat hususunda Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam yalnız muhatap olup, kelam Allah'ın kelamı olduğuna işarettir. Bu kelamın icaz derecesi şu zikredilen letaiften anlaşıldı. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ Bu gibi sıfatlarda bir teşvik vardır. Ve o teşvikten samileri imtisale sevk eden emirler ve nehiler doyuyor. Bu cümlenin makabliyle nazmına dair dört letaif vardır. 1- Bu cümlenin makabline atfı medlulün delile olan bir atfıdır. Şöyle ki, Ey insanlar! Kur'an'a iman ettiğiniz gibi, kütüb-ü sabıkaya da iman ediniz. Çünkü Kur'an, onların sıdkına delil ve şahittir. 2. Yahut o atıf, delilin medlule olan atfıdır. Şöyle ki, Ey ehli kitap! Geçmiş olan enbiya ve kitaplara iman ettiğiniz gibi, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamla Kur'an'a da iman ediniz. Zira onlar Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın gelmesini tebşir ettikleri gibi onların ve kitaplarının sıdkına olan deliller hakikatiyle, ruhuyla Kur'an'da ve Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamda bulunmuştur. Öyleyse Kur'an Allah'ın kelamı ve Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamda Resulü olduğunu tarik-i ula ile kabul ediniz ve etmelisiniz. 3. Zaman-ı saadette Kur'an'dan neş'et eden İslamiyet sanki bir şeceredir. Kökü zaman-ı saadette sabit olmakla damarları o zamanın abı hayat menbaalarından kuvvet ve hayat alarak her tarafa intişar ettikleri gibi dal ve budakları da istikbal semasına kadar uzanarak alemi beşere maddi ve manevi semereleri yetiştiriyor. Evet, İslamiyet, maziyle istikbali kanatları altına almış, gölgelendirerek istirahat umumiyeyi temin ediyor. 4. Kur'an-ı Kerim o cümlede ehli kitabı imana teşvik etmekle, onlara bir ünsiyet, bir suhulet gösteriyor. Şöyle ki, Ey ehli kitap! İslamiyet'i kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin, zira size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak itikadınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'an, bütün kütüb-ü salifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının de esasiyelerini cem etmiş olduğundan usulde muaddil ve mükemmildir. Yani taadil ve tekmil edicidir. Yalnız zaman ve mekanın tegayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve tebeddüle maruz olan füriat kısmında müessistir. Bunda akli ve mantıki olmayan bir cihet yoktur. Evet, mevsim-i erbaa'da giyecek, yiyecek ve sair ilaçların tebeddülüne lüzum ve ihtiyaç hasıl olduğu gibi bir şahsın yaşayış devrelerinde talim ve terbiye keyfiyeti tebeddül eder. Kezalik, hikmet ve maslahatın iktizası üzerine, ömrü beşerin mertebelerine göre ahkam-ı feriyede tebeddül vardır. Çünkü feri hükümlerden biri bir zamanda maslahatken diğer bir zamana göre mazarrat olur. Veya bir ilaç bir şahsa devayken şahsı ahire dağ olur. Bu sırdandır ki, Kur'an fer'i hükümlerden bir kısmını nesh etmiştir. Yani vakitleri bitti, nöbet başka hükümlere geldi diye hükmetmiştir. Min qablik, Kur'an'da hiçbir kelime bulunmuyor ki mevki ile münasebettar olmasın veyahut mevkiinin başka bir kelimeye münasebeti daha çok olsun. Evet, Kur'an'ın herhangi bir yerinde bulunan bir kelime, o mevkiin başında bir tac zerrin gibi görünür. Ve aralarındaki münasebetlerden dolayı aralarında geçimsizlik yeri yoktur. Ez cümle, min kablike kelimesine bak. Bu ayetin her tarafından uçup, bu kelimenin başına konan letaifi gör. Zira bu ayet nübüvvet hakkındadır. Nübüvvet meselesinde beş maksat vardır. Bu maksatlar, beş nükte ve letaiften inikas etmiştir. Bu beş letaif, min gablikenin sadefindedir. Maksatlar ise, 1. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Resul'dür. 2. Ekmelür Rusul'dür. 3. Hatemül Enbiya'dır. 4. Risaleti âmme'dir. 5. Şeriatı sair şeriatların mehasinini cem ile onların nasihidir. Birinci maksadın min qablikeden vecihi innikası, meslekleri ve yolları bir olan bir cemaat, min qablike kelimesinden imaen fehm olunur. Binaenaleyh, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın min qablikedeki zamire merci olması, o cemaatten mağdut olmasını iktiza eder. Ve onların meslekleri olan nübüvvetlerine ve kitaplarının sıdkına olan bütün deliller, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaletine ve Kur'an'ın Allah'tan nazil olduğuna bir hücceti katıa olduğu gibi, onların mucizeleri de Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın davasına bir mucize hükmüne geçer. İkinci maksadın vecihi inikası, üç kaideden tezahür eder. 1- Sultanlar daima halkın, cemaatin, ordunun sonunda çıkarlar. 2. Nevi beşerde tekemmül vardır. Bu tekemmül kanunu ikinci mürebbinin ve ikinci mükemmelin evvelki mürebbilerden daha ekmel olmasını iktiza eder. 3. Alel ekser, halefin mahareti selefinden daha ziyadedir. İşte bu üç kaydeden Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın ekmeli enbiya olduğu tezahür eder. Üçüncü maksadın vecihi inikası, meşhur bir kaidedir ki, bir vahid çoğalsa teselsül eder, gittikçe gider, bir yerde durmaz. Fakat çoklar ve kesir olanlar ittihad etse kuvvetlenir, istikrar peyda eder, yerinde kalır, daha değişmez. Demek Muhammed aleyhissalatu vesselam Hatemül Enbiya'dır. Mefhumu muhalifiyle işmam eder ki, ondan sonra peygamber gelmez.'' hatemiyetine hatem ve imza basar. Dördüncü maksadın ve nikası, min qablike kelimesinin ifade ettiği gibi, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam onların halefidir. Ve onlar tamamen o hazretin selefleridir. Binaenaleyh, halefin selefe ait vazifeyi tamamıyla üzerine alarak onların yerine kaim olması, o hazretin bütün seleflerine naip ve bütün ümmetlerine Resul olduğunu iktiza eder. Evet bu kaide hikmete uygun fıtri bir kaidedir. Zira zamanı saadetten evvel insan aleminin ihtiva ettiği ümmetler, milletler arasında maddeten ve manen, istidaden ve terbiyeten pek muhtelif ve geniş mesafeler vardı. Bunun içindeki terbiye-i vahide ve davet-i münferide kafi gelmiyordu. Vakta ki alemi insaniyet zamanı saadetin şemsi saadetiyle uyandı ve müdaveleyi efkarla ananelerinin terkiyle, tebdiliyle ve kavimlerin birbirine ihtilatlarıyla ittihada meyil gösterdi ve aralarında münakale ve muhabere başladı. Hatta küreyi arz bir memleket, belki bir vilayet Belki bir köy gibi oldu. Bir davet ve bir nübüvvet umum insanlara kâfi görüldü. Beşinci maksadın vecihi inkası. Min kablikedeki min iptidah manasını ifade eder. ise bir intihaya bakar. İntihâ ademi ihtiyaca delalet eder. Öyleyse o Hazret Hatemül Enbiya'dır ve alemi insaniyetin başka bir resule ihtiyacı yoktur. Min qablike kelimesinin bu beş letaife ma'kes ve mazhar olmasına nazarı belagatça delalet eden emare şudur ki bu beş maksat bir nehir gibi şu ayetlerin altında cereyan etmekle ayetten ayete intikal neticesinde min qablike havuzunda ictima etmiştir. Evet, kelimenin satında görünen bir tereşşuh, bir yaşlık, kelimenin altında havuzun bulunduğuna delalet ve ima eder. Maahaza, bu maksatların beyanına ayrı ayrı ayetler tahsis edilmiştir.